Merhabalar arkadaşlar ben Gamze hocanız. Matematik dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son birebir fonksiyonda kalmıştık ve birebir fonksiyondan devam edip bütün fonksiyon türlerini tamamlayacağız. Bir tane daha anlatımım var. Bu anlatımdan sonra fonksiyon türlerinin hepsinin tamamı tamamlanmış olacak. Şimdi diyor ki Gamze, Halil ve Mustafa. Üç arkadaş beş farklı park yeri seçecekler. Böyle beş tane boş park yeri olsun. Bir, iki, üç, dört. Beş tane cebim olsun. Şimdi bunların kaç farklı şekilde seçerler? Abi Gamze geldi. 5 tane park yeri boş mu? Boş. Gamze buradan 5 taneden herhangi birine park eder. Gamze'nin seçeneği 5 tane. Gamze park yerini kapat. Halil geldi. 1, 2, 3. Şurada cepler eksik olmuş. Bir tane daha cep yapalım. Halil geldi. 4 taneden birine park etmesi gerekiyor. Tuttu Halil de. Şuradan birini park et. Ama yani gidip de Gamze'nin park ettiği yerin üstüne park edemez. Çünkü zaten orada araba var. Değil mi? Üstüne gelemeyecektir. Gelemeyeceğine göre şuradaki boş ceplerden birini seçecek. O zaman bunda dört ihtimalim var. Abi ikisi kapattı. Mustafa e, gelip ne Halil'in park ettiği yere park edebilir. Çünkü orası cep dolu. Ne de Gamze'nin park ettiği yere yaklaşabilir. Tamam. Buraya gelemiyorsa şu üç taneden birini mi seçecek? Üç taneden birini seçecekse Mustafa da tut ki burayı seçti. O zaman buraya da üç ihtimal mi? O zaman kaç farklı şekilde seçiyormuş? 5, 4, 3, 60. Pardon erken çarptım. Burası 20. 3 ile de çarptım. 60 farklı seçim yapabilirlermiş. Çünkü şöyle Gamze orayı değil de ortayı seçti. Halil orayı değil de bu tarafı seçti. Mustafa falan filan bütün ihtimalini değerlendirmek yerine ben bunu permütasyon mantığıyla yapıp sistemi tamamlayabilirim dedim. Aldım şimdi. Bir tane olay varmış. Çok benzeri daha farklı bir sistemle yazılmış. Bizimki ondan bir üst level daha yüksek. E, çıkmış sorudur kendisi ÖSYM tarafından. Yılını hatırlamıyorum ama 2016-2017 skalasında olabilir. Diyor ki A kümesinin elemanları 2 üzeri 1, 2'nin karesi, 2'nin kübü, 2'nin dördüncü kuvveti. Soru iyice korkuttu. Bir üstü sayı vermiş. Bir de bunları eleman olarak yazmış. A'dan A'ya tanımlı birebir fonksiyondur. 2'nin birinci, 2'nin karesi, 2'nin kübünün alacağı en büyük ve en küçük değerler arasındaki fark. Hocam en büyük ya da en küçük bir tanesini yazmayacak mıyım? O zaman en büyük toplamını en büyük istiyorsan büyükten küçüğe doğru yazarım. Toplamını en küçük istiyorsam küçükten büyüğe doğru yazarım. Düz mantık bu. Hocam o zaman ben önce en büyük yapayım. Önce 2 üzeri 4. Bu adam 2'nin kübü olsun. Bu adam da 2'nin karesi olsun. Benim bulduğum en büyük olacak. Hocam toplarsam 16, 8, 4 sonuç kaç olur? 28. Devam etme en küçük soruyu. En küçük soruyorsa da küçükten büyüğe doğru mu yazarım? 2'nin birinci kuvveti. 2'nin karesi. 2'nin kübü. Hocam 2, 4, 8. O da kaçmış? 14'müş. İkisi arasındaki farkı soruyor. Çıkardım öğretmeni. Tertemiz 14 sonucunu bulur. Ve sonucumu işaretlersem işlemsel sıkıntım kalmayacaktır. Çok düz düşündüm. Çok fonksiyonel düşündüm. Hayır öğretmenim fonksiyonel değil de babaannem suyu düşünüp soruları çözmeye çalıştım. Tamam mıyız? Hadi geldim buraya. Heh, şimdi hatırla. Geçmiş bilgilerine bunu karıştırmıyorsun. Ben sana şöyle bir şey söylemiştim. Yatay doğru testinden önce dikey doğru testinden bahsetmiştim. Y eksenine paraleller çizilir. Fonksiyon olup olmadığı anlaşılmak için bir noktada kesmesi gerekir demiştim. Değişti. Sen zaten bunun fonksiyon olduğunu biliyorsun. Fonksiyon olan şeyin birebir olup olduğunu bulabilmek için yatay doğru testi uygulanır. Yatay doğru testi de x eksenine paralel çizilir. Hadi çizelim öğretmenim. Kime çizecekmişim x ekseni? x ekseni burası mı? 1, 2, 3, 1, 1, 1. Bir noktada mı kesti? Evet hocam diyeceğim ki bu adam bire bir, bir fonksiyondur. Geldim buraya öğretmenim. Baktım yatay. Hop, bu Baktım öğretmenim iki tane noktada kesmiş. Kesiyor da kesiyor. Dedim ki öğretmenim bu adam birebir değildir. Aynı mantığı öğrenen ben. X'lere paraleller çektim, çektim, çektim. Böylece benim çektiğimde kaç tane noktada kesti? Her seferinde bir noktada kesti. Sakın bunu ayrı ayrı sayma. Bir, iki, üç falan. Her seferinde bir noktada kesti. O zaman bu ifade neymiş? Bir, biri, bir fonksiyon olarak yazılmaktadır diyeceğim. Tamam mıyız? Aldım hocam sorumu. İçine fonksiyon. İçine fonksiyon da şu. En az bir elemanı boşta kalıyorsa. Hocam hepsini yerleştirdim. Bir tane elemanı. Ama nerede olacak? B kümesinde yani değer kümesinde bir tane elemanı boşta kalıyorsa. Hadi yapalım. Hocam yaptım. 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 Boşta mı kaldı? Kıyamam içine attı. Yani şöyle düşün. Burası anne kümesi değil miydi? Sanki çocuğu olmayan anne var içine atmış. O yüzden içine fonksiyondur deyip sistemi tamamlayacağım. Tamam mı? Tanım ve görüntü kümesine dikkat ediyorum. Ve özellikle görüntü kümesinin dışında kalan değer kümesi kümesi elemanı varsa fonksiyon ne diyecekmişim? İçine içine içine. Yani şunu söylüyorum. Eğer sonuçlarda kopmalar yaşıyorsam x yerine y yerine verdiğim sonuçmalarda o zaman benim için ne olmalıymış? İçine atılmış bir fonksiyon olmalıymış. Tamam mıyız? Aldım sorumu öğretmenim. Baktım ifademi. Fonksiyonları inceleyelim. İçine mi dışına mı değil mi bakalım. Bu adam doğal sayım demiş. Evet hocam. Ben buna sıfır verirsem sonuç kaç gelecek? 6. Hocam 1 verdim. Karşılığı kaç geldi? 7. 2 verdim. 8. Şimdi dikkat. Hocam doğal sayılar kümesine diyor ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bu değerleri hiç almadı. Pardon 0 verdim 5. Beş. 5'i aldı da bu değerleri hiç almadı hiç almıyorsa açıkta elemanı mı var demektir? Açıkta elemanı varsa bu arkadaş neymiş? İçi ne? Ve... Oldu mu? Çıplakta elemanı kaldı çünkü. Z tam sayılar kümesi. Hadi verelim hocam. Bu x yerine bir tane sıfır vereyim. Hani hem pozitif hem negatif vereyim. Çünkü burası z tam sayılar demiş ya. x yerine sıfır verdim. x yerine bir verdim. x yerine eksi bir verdim. Hocam bir verdiğimiz sonuç kaç geliyormuş? 2 kere 1, 2, 3. 0 verdim sonuç kaç geliyormuş? 1. Eksi 1 verdiğimde ve sonuç kaç geliyormuş? Eksi 1. Şimdi şuraya dikkat et. Hocam eksi 1, 1, 3. Ha hocam şurada bir kopma yaşadı sanki değil mi? 0 yok, 2 yok. E burada kullanılmayan elemanlar var. Kullanılmayan elemanlar varsa bu adam ne olmalıymış? İçine içine, içine mantığında olmalıymış. Geldim buraya. Reel sayılar. Hocam 1 bir verdim. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. Hocam kullanılmayan hocam real demiş ya. Kök 3'ün karesi 3. Kök 2'nin karesi. her türlü durumu sağlıyor muyum? Sağlıyorum. Peki açıkta elemanım var mıdır? Hayır hocam açıkta elemanım da kalmıyor. Kalıyor kalıyor. Şimdi sen buraya eksi 1 versen de karesi 1 mi oluyor? Hiçbir zaman negatif sayıları almıyorum. Negatif sayıları almadığım için bu fonksiyon ne olacak? İçine fonksiyon. Eğer soru şöyle deseydi. Şuraya pozitif yapsaydı. Sürekli pozitifleri alıyor muyum? Hepsini aldığım için bu adam içine fonksiyon değil derdim. Şu anda fonksiyonu nasıl fonksiyonmuş? İçine fonksiyonmuş. Bak şimdi zaten mantı ne? X kare dediğim adam şu adam değil midir? benim. O zaman ben buraya baktığımda bunun karşısına bakarsam eksi birin karesi de bir, birin karesi de bir. O zaman ikiye bir olur. Bire bir olmaz ki. Çaktık mı? Bire bir olmuyorsa da boşlukta elemanı var mı? Hocam aşağıda bak bir sürü var kullanılmayan. O zaman bu da ne olmalıymış? İçine fonksiyon olmalıymış deyip sistemi tamamlayacağım. Tamam mıyız? Aldım hocam şimdi sorumu. Diyor ki örten fonksiyon. Yani şu çıplakta hiç eleman kalmıyor. Dedik ya bir tane elemanı boşta kalıyorsa içine. Hocam içine olamıyorsa bu adam ne olmalıymış? Örten, örter, örten fonksiyondur. Eğer birebir değil. Açıkta elemanı kalmıyorsa. Bak buraya geldim. Bu çocuklar aynı anda da bu da gelsin buraya. Bu da gelsin buraya. Açıkta eleman var mı? Yok. Açıkta eleman yoksa ben bunu ne yapacakmışım? Örten fonksiyon diyecekmişim. Birebir fonksiyon. Aynı zamanda nasıl fonksiyondur? Hadi söyle. Örten fonksiyondur. Dikkat. Her örten fonksiyon bir. Birebir fonksiyon değildir ama her birebir fonksiyon. Aynı zamanda örten fonksiyonu eşittir. Zaten bu eşitlik olursa ne olacaktı? Birebir eşit ve büyük oluyorsa işte o bir örten fonksiyondur mantığını işleteceğim. Aldım sorumu. Hikayeme baktım. Hocam bunların birebir örten ve içine olma durumuna bakalım. Baktım ifademe. Doğal sayımı vermiş. Vermiş öğretmenim. Biz hiç böyle çalışmamıştık. Hep fx yalnız kalıyordu değil mi? O zaman sen de yalnız bırak. Bu adama tut. x eksi 1 yaz. Doğal sayılar verdiğimde 0 verdiğimde ne geldi? Eksi 1. Hocam hep demiş ki doğal pozitif. Hiç doğal pozitif değil ki negatif gelmiş. O zaman bu gitti. Tamam. Fazladan bir eleman getirmiş oldum zaten. Şimdi şuraya baktım. Hocam buraya baktığımda tam sayılar verdim. Bir verdim. Eksi bir şey. Bir şey var. Oo, her türlü sonuç. Bir tane sonuca varıyor mu? Varıyor. Bu adam birebir. Peki örten mi değil mi? Ona bakacağım. Şimdi ben bir ifade verdiğimde açıkta kalan bir ifadem var mı? Hocam buraya tam sayılardan eksi bir versem sıfır. Yani köklü sayıları açıkta bırakıyor mu? Evet bazı köklü sayıları bırakıyor. O zaman örten değil birebir. Fakat örten değil diyeceğim hikayemde. Örtenlik açısından baktığımda. Devam ettim öğretmenim. Tam sayılardan tam sayılara tanımlı. Şimdi yazdım tam sayılardan herhangi bir şey. Sonuç yine tam sayılar geliyor mu? Geliyor. Hocam arada kopmalar var mı? Ona göre sistemi tamamlayacağım. Ben buraya 0 verdim. Eksi 7 mi geldi? 1 verdim. Eksi 6. 2 verdim. Eksi 5. Öğretmenim değiştirdim. Eksi 1 verdim. Eksi 8. Oo, kopma yok. Hepsinin karşılığı bir tane sayı mı? Abi bu adam birebir. Açıkta eleman var mı? Yok öğretmenim. O zaman hem birebir hem örten deyip bu ifadeyi almış oldum. Tamam mıyız? Aldım hocam sorumuzun. İnceleyelim bakalım. Sınıf listesindeki numaralar. Hocam sınıf listesindeki numaralara baktığımda ben bir tane A öğrencim var numarası var. B öğrencim var numarası var. Her türlü A öğrencim B öğrencim numarasına baktığımda her türlü örten fonksiyon olur mu? Olur. Hocam hatta şöyle bir şey olur. Her çocuk bir numarayla eşleşecektir birebir. Açıkta eleman kalmayacaktır. Hem birebir hem de örten fonksiyon olacaktır diyeceğim bu ifade için. Sınıftaki öğrencilerin 81 yani öğrencilerin nereli olduklarını yapacağım. Abi sınıf mevcudum taş atlasın 45. 81 tane ile eşleşen fonksiyon olabilir mi? En kötü 81 tane olması lazım. Hadi oldu diyelim. Hepsi şey olacak mı hocam? Net bir şey yok. O zaman bu ifade evet fonksiyondur. Hepsini belki birebir bile eşlemiş olabilir. Fakat bu adam kesinlikle değil? Örten değil. Tam sayıları tek ve çift olarak ayırma. Hocam tam sayıları tek ve çift olarak ayırdığımda tekleri yazdım. Çiftleri yazdım. Açıkta kalan eleman olur mu? Olmayacak hocam. O zaman açıkta kalan eleman olmayacak da Fonksiyon birebir değildir. Çünkü bütün 1, 3, 5, 7 tekler bir yerde toplanırken çiftler bir yerde toplanacak. iki tane sonuç bulduracağım. Değil mi? Ama hocam örten midir? Evet diyeceğim ki örtendir. Benim için sıkıntı yoktur. Tamam mıyız? Aldım hocam şimdi sorumun devamını. A ve B birer sonlu küme olmak üzere yazmış. Tanımlı kümenin örten olabilmesi için in alacağı en küçük değer kaç? Hocam örten olabilmesi için A'dan B'ye mi tanımlı? Tanım kümesinden hani e, boşluk kalmaması lazım. A kümesinin ondan ne olması lazım? örtün olabilmesi için. Eleman sayısının büyük mü olması lazım da küçük mü olması lazım? Hocam A kümesinin eleman sayısının büyük ve eşit olması lazım. O zaman yapalım hikayemizi. A'nın eleman sayısı büyük eşit. B'nin eleman sayısından olmalı. O zaman yazdım. 4 eksi 17 büyük eşit. Eksi 2 ne artı 31. Atın buraya. 6 ne büyük eşit. Bunu da bu tarafa attım. Kaç olacak? Hocam 31 artı 17. Büyük eşit 48. 6 ne? Her iki tarafı 6'ya böldüm. Neye büyük eşit kaçmış? 8, 9, 10, 11. Ama en küçüğü soruyor. En küçük kaç olacakmış? 8, 8 olup deyip sistemi tamamlamış olacağım. Oldu mu? Devam ettim öğretmenim sorumu. Diyor ki 1, 2, 3 eşleşmelerinden hangisi birebir ve örtendir? Hem birebir olacak hem örten. Yani boşlukta elemanın mı kalmayacak? Soruda şöyle bir eksiğim var. A'dan A'ya tanımlı olsun. 1, 2, 3. Oldu mu? Hocam boşlukta elemanın var mı? Bir elemanı kullanmış. Bak birinci eleman A oldu. Şu anda şöyle mi oldu? 1, 2, 3. 1'in karşılığı kaçmış? 2. 2'nin karşılığı kaçmış? 3. 3'ün karşılığı Aa hocam 1'i kimse işlemedi. O zaman bu adam içine atmış garibim. Tamam. 1, 2, 3'ü kullanmış. 3-3 hocam aynı kullanmayacak hepsini farklı kullanacak. 1-2-3'ü iki, kullanmış. ikileri kullanmış o da olmadı. 1-3-2 doğru. 1-2-3 hocam diyeceğim hem biri bir hem örtendir. Bu zaten fonksiyon değil. Birin karşılığı hem bir hem de 3 olamaz deyip baştan falsolu olduğunu soru göstermiş olmuş oldu. Tamam mıyız? Aldım öğretmenim sorumu. Yatay doğru tesisin. Bak şimdi burada da güzel sorular var. Paraleller çektiğimde eğer bir noktada kesiyorsa söylemiştim bunu. bire birdir. Paraleller çektiğimde birden fazla noktada kesiyorsa bu adam birebir değil. Paralel çektiğimde açıkta kalan paraleller kalıyorsa o bir içine fonksiyondur. Paralel kalmıyorsa paralel kalmıyorsa bu adam ise örten fonksiyondur. Bunu ezberleyen ben. Hadi başlayalım soruya. Öğretmenim baktım. Ne yapacaktım? X eksenine paraleller çizeceğim. Bir noktada kesmiş öğretmenim. Bu adam birebir. Hocam hiç boşlukta kalmıyor. Bu sonsuza kadar gidiyor ya o zaman. Hem de örten. Bitti. Hocam çizdi. Çizdi. Çizdim. Oba. Hocam bu adam bir keresinde birebir değil. İki noktada kesmiş. Peki örten midir içine midir? Hocam boşlukta elemanı kalmış. O zaman bu fonksiyon ne diyeceğim? İçine. Bir tane boşlukta paralelim kalmış. Çizdim, 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 çizdim. Birer noktalamı kesmiştir. Hocam bu adam bire birdir. Peki bu adam örten midir? Hocam sonsuza kadar gitmiş ya. Evet bu adam diyeceğim. Örtendir sıkıntım yok. Çizdim, çizdim, çizdim. Hocam sistemi çizdiğimde. Şuralar sonsuza kadar gidiyor mu? Gidiyor. O zaman bu kesinlikle örten. E karşı nokta hocam sabıtmış bir halde 3 noktada kesiyor, çok noktada kesiyor. O zaman diyeceğim ki bu adam birebir değildir. Birebir olmamasına rağmen örten bir fonksiyondur deyip iki sistemi de işlet. Birebir ve örtenlik çalışıyorsam neye paraleller çekiyordum? X eksenine paraleller çekip sistemi tamamlıyordum. Oldu mu arkadaşlar? Hepinize geçmiş olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.